Merhaba değerli izleyenler. Selamlar, sevgiler. Türkiye'de Ramazan'daki beraberliğimiz başlıyorken Yaşar Oğlu hocamızla birlikte yine huzurlarınızdayız. Hocam merhaba. Merhaba Zeynep Hanım. Nasılsınız? Allah'a şükür çok iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Ben de gayet iyiyim. Şimdi takibe devam ediyoruz. Dersimizi takibe devam ediyoruz bir şekilde. Hocam neydi o söz? Hani bilmediğini öğrenmek ama bildiğini de defalarca tekrar etsen bu da iyidir diye. Nasıldı hani onun bir söylenişi vardı. Et tekraru hasen veya ahsen velev kâne 180, yani yarı Arapça yarı Türkçe bir ifade o. Yani tekrar iyidir, güzeldir 180 defa bile olsa. Bunu şunun için söyledim hocam. Her şeyi çok dört dörtlük biliyoruz anlamında değil ama bir şeyden bir parça, bir şeyden bir parça daha evvel üstünden geçilmiş de olabilir, öğrenilmiş de olabilir ama her kavramla veya öğrendiğimiz her şeyle aramıza bazen mesafe giriyor ve o mesafeler girdikçe hassasiyetimiz de ortadan kayboluyor. Mesela haram nedir, helal nedir bilir misiniz diye sorsalar hepimiz hani her sorulan adrese cansiperane büyük bir coşkuyla evet biliyorum şuradan git buradan git diyen milletin ferdi olarak tabii ki biliyoruz deriz. Haram nedir, helal nedir? Kendimizce tanımlama konusunda sıkıntı olur ama en azından birkaç haramı veya helal olduğunu düşündüğümüz bazı şeyleri sayabiliriz. Fakat bunun etrafında yani hem bunun helal haram çerçevesini düşünmek meselesi var hem de onun hikmeti üzerine düşünmek meselesi var. Bu akşamki beraberliğimizde konumuzu buna ayıralım. Bunun üzerinden size sorularımızı yönelteyim izninizle. Bu Estağfurullah. çerçeve Müslüman için öncelikle yani çok temel biliyorum. Dünyanın gaz ve toz bulutu halinden sormaya başlıyorum bazen ama helal, haram çizgisi ne ifade eder bir Müslüman için? Evet, çok kısa ifade etmek gerekirse helal dediğimizde yapılması veya söylenmesi serbest olan, yani yapılmasında veya söylenmesinde sakınca bulunmayan, yasaklanmamış olan şeyi kastediyoruz. Haram dediğimizde de Allah tarafından yasaklandığına dair kesin bir delil olan ve bu delil vasıtasıyla yapılması yasaklanan söz veya davranış. Yani birinde serbestlik var, birinde yasaklık var. Sınırlar bazen insanı korkutuyor ve endişe de sevk ediyor. Gerçi herhalde böyle de olması icap eder o sınırların bilinmesi ve uygulanması bakımından ama bu sınırlandıran şeylerle ilgili bunlar bir Müslümanın hayatını ne ölçüde etkiler, etkilemeli? Biz bazen çünkü ikiliklere düşebiliyoruz, arada kaldığımızı hissedebiliyoruz. Yani gündelik hayat pratiği dediğimiz şey belki de biz özümüzden uzaklaştığımız için onu da bilemiyorum ama bizi böyle bir tercihe zorlar gibi oluyor. Evet. Şimdi aslında insan hayatının bütününe baktığımızda gerek davranışları gerek sözleri haram veya helal grubundan birine girer. Yani bu ikisinin dışında yani çok genel bir tasnifle bunu tabii söylüyoruz. Şimdi az önceki tarifte dedik ki yasaklandığına dair kesin bir delil bulunan sözler veya davranışlar. Bunların sayısı aslında helal olanlara göre daha azdır. Yani bizim hayatımızda helal olarak karşımıza çıkan davranış veya sözler veya serbest alan diyelim, o helal olarak tanımladığımız alan haramlardan aslında daha geniştir. Yani aksi takdirde Rabbimizin bize karşı lütuf ve merhametinin bir anlamı olmaz. Yani haramlar daha fazla olmuş olsa hayatımızda bu yaşanabilir bir hayatı ortaya koymuş olmaz. Yani insana yönelik, Rabbimizin insana yönelik rahmetinin bir sonucu olarak helaller daha fazladır. Şimdi buradan baktığımızda mesela işte hepimizin de ilk düşündüğümüz sıra hemen aklımıza gelip sayabileceğimiz belli başlı haramlar, kesin olarak Yüce Kitabımızda da ifade edilen mesela içkinin haram oluşu, kumarın haram oluşu, domuz etinin haram oluşu gibi belli başlı haramlar aklımıza gelir. İkiye ayırıyoruz biz aslında haramları. Bir bizzat
kendisi haram olan söz veya davranışlar, bu verdiğimiz örneklerde olduğu gibi, içki, kumar gibi. Bir de kendisi haram değil de başka bir sebepten dolayı haram oluyor. Buna haram li gayrihi deniyor. Diğerine haram li aynihi. Yani çok teknik bir tanımlamaya fazla girmek istemiyorum da, yani kaba bir tasnifle bunu da söylemekte fayda var. Mesela diyelim ki yemek içmek normalde helal bir davranış. Ama başkasına ait olan bir yiyeceği onun izni olmadan yediğimizde bu haram oluyor. Aslında o normal bir haramlığı evet. değil. Evet, yani kendisinden evet, kendisinden kaynaklanan bir haramlık değil. Başka bir sebepten dolayı haramlık ortaya çıkmış oluyor. Tabii buradaki en önemli kriter bizzat yasaklandığına dair kesin bir delilin olması. Bir de tabii bu haram ve helal arasında şüpheli dediğimiz bir alan daha var. Buna da aslında Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde dikkat çeker. O hadis-i şerifte şöyledir: haram bellidir, helal bellidir. Ve bu ikisi arasında da şüpheli alanlar vardır. Bunlara dikkat etmek gerekir anlamında, yani genel bir ifadeyle söylersek. İşte aslında insanın belki hayatında en çok dikkat etmesi gereken hususlar da bu şüpheli alanlardaki hareket tarzıdır. Çünkü haramı zaten... Evet. Haramı biliyoruz zaten, net olarak bildiğimize göre oradan ondan sakınmamız nispeten daha kolay olabilir. Ama şüpheli olduğu zaman içinde acaba haram karışmış mı, ya da ne kadar, hangi ölçüde haram karışmış, nasıl karışmış, bu tarzda bizim içimizi kurcalayan, bizi rahat bir düşünceye sevk etmeyen bir durum söz konusu olduğunda, orada işte şüpheliler devreye giriyor. Asıl oradaki inisiyatifimiz, kararımız önemli. Eğer tabii burada haram yönünde bir kanaat oluşuyorsa, şüpheli olup da daha haram olduğuna dair kanaatimiz ağır basıyorsa, zaten o tamamen terk etmemiz gerekiyor. Yani şüphelilerde ısrar etmek aslında biraz da bir süre sonra haram sınırına doğru bizi çekebilir. Burada dikkatli olmak lazım. Yani kaybolabilir. Evet, evet. Buna, yani bir tür sınır çizgisi olarak görebiliriz biz haram ve helal arasındaki bu ilişkiyi. Yani bir kırmızı çizgi. Müslüman için kırmızı çizgidir haram. Orayı aşmamak lazım. Hatta oraya yaklaşmamak lazım. Ha, yani biliyorsun... Tam da bunu soracaktım hocam. Böyle bir ifadeden söz edilir. Yani haramı işlemeyin, yemeyin, içmeyinden ziyade yaklaşmayın meselesi, yapmayından ziyade yaklaşmayın meselesi. Neden böyle bir uyarı var yani? Evet, bu çok enteresandır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de zinaya yaklaşmayın buyurulur. Hı-hı. Ayrıca yine müminlerin vasıflarından bahsederken zina etmezler diye onlar o şekilde vasıflandırılır, ama başka bir ayette de zinaya yaklaşmayın buyurulur. Yani zinaya götürebilecek diyelim hazırlık anlamındaki bazı davranışlar insanın ayağının çok rahat bir şekilde kaymasına vesile olabilir. Yani o zinanın yolunu döşeyen taşlara basmamak lazım. Yani o istikameti, belirsizlik alanı açmayın aslında. Evet, evet, böyle bakmak lazım. Hatta yetim malına yaklaşmayın tarzında da vardır. Yani burada özellikle o haramın hassasiyetine yönelik bir vurgunun olduğunu görüyoruz. Bir de evet, yani algımızı sahih salim tutmak için de önemli bir uyarı herhalde. Çünkü insanın tavırlarını belirleyen şeylerden bir tanesi de alışkanlıklar. Onu norm tabii. olarak görüp görmeme meselesi. Tabileştirmemek için de herhalde bu dikkat özellikle. Evet, şimdi burada şöyle bir şey var. Aslında bu haram helal meselesi, hani diyelim ki bizim küçümsediğimiz, çok basit gördüğümüz hususlarda bu söz konusu olmaz. Daha büyük konularda gündeme gelir gibi bir yanlış algıya da yol açmaması lazım. Bir ekmek kırıntısından, bir ekmek kırıntısından çok büyük bir iktisadi teşekküle kadar haram haram alanı genişleyebilir. Yani haram yoldan elde edilmişse bir ekmek kırıntısı bile haramdır. İster az olsun, ister çok olsun. Siz haram yolla bir iktisadi faaliyet yürütüyorsanız, bir şirket kurmuşsanız, bir fabrika çalıştırıyorsanız, tabii ki onun boyutun daha farklı olacaktır, ama sonuçta o da haramdır, diğeri de haramdır. Yani
Burada bu hassasiyete dikkat etmek lazım. Bir cümle getirdi aklıma sizin bu sözünüz hocam. Şimdi biz genellikle kendi kusurlarımızı küçültüp başkalarınınkini büyütmek gibi bir özelliğimiz de olabiliyor zaman zaman. Yani bu benim yaptığım nedir ki? El alem neler neler yapıyor gibi bir nispet evet. getirildiğinde herhalde herhalde kastettiğiniz aşağı yukarı böyle bir şey. Yani doğru. Şunlar neler tabii. yapıyor ama benimkisi bunda nedir ki yani? Bu çok küçük. Devede kulak. Evet. Devede gibi. Kulak filan da denir. Evet, küçümsenir. Evet. Dolayısıyla yani bir şey haram ise eğer küçüğü büyüğü olmaz diyorsun. Evet, yani burada işte bu kendimizi buna alıştırmama yönünde. Hatta bir rivayet vardır. Bazıları buna hadis derler ama çok yani rivayet mana olarak anlamlıdır. La sagirata mal israr ve la kebirate mal istiğfar. Burada küçük günah, büyük günah bu konuya değiniyor. Diyor ki ısrar ettiğiniz sürece küçük diye bir şey yoktur. Bağışlanma dilediğiniz sürece de büyük günah diye bir şey yoktur. Yani sizin işlediğiniz günah sonuçta içtenlikle, samimi olarak bir bağışlanma varsa ardında o Allah tarafından affedilir. Ama küçük gördüğünüz bir günahta da ısrar ediyorsanız o ısrar ileride işte sizin karşınızda yani bir kar topunu düşünün. Hani yukarıdan yuvarlana 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 büyür. Karşınıza kocaman bir çığ olarak çıkabilir. Ona dikkat etmek lazım. Isrardan vazgeçmek lazım. Hocam galiba yani daha doğrusu şöyle kaç akşamdır çeşitli konularda konuşuyoruz. Her şeyin diğer şeyle bağlantısı da ortaya çıkıyor. Yani oradaki ısrar hani en başta konuştuğumuz bir şey vardı ya Rabbimizden korkmak, halt ve reca konusunu konuşurken evet. bundan bahsetmiştiniz. Yani Rabbimizi kendimize karşı küstürmek, gücendirmek, bize olan sevgi ve merhametinin eksilmesine yol açmamak gibi hassasiyetlerden söz ettiniz. Herhalde yani küçük de olsa bir şeyde devamlılık, yanlış bir şeyde devamlılık sanki böyle bir saygı ve dikkat noksanlığından kaynaklanıyor gibi geliyor bir taraftan da. Doğru. Yani gözümüzde küçüktür diye önemsememek gibi bir yanlışa düşmemek gerekiyor. Burada tabii bizim Türkçemizde mesela çok güzel tabirler vardır. Helal lokma, helal süt emmiş, değil mi? Yani bakın bunlar hakikaten ardında çok geniş anlamlar ifade eden kavramlardır. Hani bir aile kızına bir damat arıyorsa veya gelin arıyorsa helal süt emmiş birisinin olmasını ister. Neden? Çünkü o aile kurulduğunda oradan faydalı nesillerin meydana gelmesi beklenir. Ama maalesef işte harama bulaşmış bir durum söz konusuysa oradan da farklı bir durum ortaya çıkar. Buna özellikle dikkat etmek lazım. Helal lokma çok önemli. Hatta denir ki insanın hayatı iki şey üzerine adeta, yani karakteri diyelim ki iki şey üzerinde şekillenir. Birisi karakteri düzgün, şahsiyeti düzgün arkadaş. Diğeri de helal lokma. Yani sizin birlikte olduğunuz, devamlı vaktinizi geçirdiğiniz, yediğinizin içtiğinizin ayrı gitmediği olarak gördüğünüz arkadaşınız eğer gerçekten karakterli, şahsiyetli birisi ise o sizin hayatınızı da o şekilde yönlendirir. Veya sizin hayatınız da ondan nasibini alır. Diğerinde de helal lokmaya çok dikkat etmek lazım. Boğazımızdan geçen her bir helal lokma, hatta bizim tabii sadece bizimle alakalı değil, ailemizin, yani eşimiz, evlatlarımız, bütün hepsinin boğazından geçen helal lokmaya burada dikkat etmek gerekiyor. Burada bir de göz hakkı diye bir şey vardır. Belki seyircilerimiz de bunu hatırlarlar. Şimdi eskiden bizim kültürümüzde çok böyle hassas insanların ortaya koyduğu çok değişik, dikkat çekici örnekler var. Mesela fırınlara börek çörek tarzında hanımların evde yaptığı bu tarz ürünlerden pişirilmek üzere tepsilerde götürülürdü. Yani benim babam da fırıncı idi. Ben de az çok oradan hatırlarım. Yani insanlar tepsilerle bir şeyler evde hamur işleri yaparlar. Pişmesi için fırına götürürlerdi. Ve o götürdükleri şeyi başkaları görmesin diye, göz hakkı olmasın diye bir örtüyle kapatırlardı. Hatta fırında piştikten sonra da yine göz hakkıdır diye o pişen neyse artık üründen bir miktar oradakilere de ikram ederlerdi. Pişiren kimseye de ikram ederlerdi. Şimdi bunu adeta bu yani hissi, bu duyarlılığı biz kaybettik gibi bir şey oldu. Şimdi elimizde mesela
marketten alışveriş yapıyoruz. Poşetlere koyuyoruz. Evet. O poşetler kimisi şeffaf, kimisi işte görünür vaziyette. Elimizde yürüyoruz, ediyoruz. Dışarıda buna muhtaç olan, bunu belki hayatında pek elde edemeyen kimseler fark ettiğinde acaba onların ne tür hislere kapılacağını dikkate almıyoruz. Veya eskiden yine fırınlar veya lokantalar yemekleri dışarıda normal sokaktan geçen insanların kokusunu duymayacakları şekilde içeride koruma altına alırlarmış. Yani belki bu yemeklerden yiyemeyen insanlar olur. Onlar burada hak geçer düşüncesiyle. Yine mesela fırınlara diyelim ki veya pastanelere şimdi biliyorsunuz vitrinlere ürünler konuyor. Bazı büyükler evlatlarına böyle tavsiyelerde bulunmuş. Evladım vitrinden ürün alma, onda göz hakkı olabilir. Yani birileri onun önünden geçerken bakmıştır, içi geçmiştir. Bir anlamda onu alamadığı için üzülmüştür, hak geçmiş olabilir diye. Yani bu hakikaten çok hassas bir konu. Çok dikkat etmek gerekiyor. Bizler mesela yemek yerken sağ elle yemeye dikkat ediyoruz. Tabağı sünnetlemeye dikkat ediyoruz ama o yediğimiz yemeğin de helal mi haram mı yoldan geldiğine dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bu sağ elle yemeğe verdiğimiz önem kadar yemeği elde etme yönünde harcadığımız çabanın da helal yoldan olmasına gayret etmek gerekiyor. Dizildi gerçekten şu anda ister istemez lokmalar dizildi. Siz onu söyleyince şunu düşündüm zaman zaman. Ben bazılarının suni olduğunu düşünürüm bu tartışmaların ama mesela Ramazan günlerinde diyelim artık tabii farklı günlerden geçiyoruz bu yıl için. Ama Ramazan döneminde insanlar sokakta yiyip içenlerle ilgili işte böyle olmasa filan. Bu sadece Ramazan'la ilgili bir nezaket değil ki. Bunu Ramazan'la ilgili uçur gibi oluyoruz ama kaybettiğimiz alışkanlık sokakta yiyip içmenin doğuracağı zararın bugün farkında olmayışımız. O hassasiyetimizin olmayışı belki. Çok doğru. Rahatlıyoruz ve alışkanlık her şey hocam. Şimdi bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim diye bir söz vardır biliyorsunuz. Hani bunu belki şu şekilde ifade edebiliriz. Bana ne yediğini söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Yani insan aslında yediğinden ibarettir. Burada tabii biz sadece dengeli beslenme anlamında sağlıklı beslenmeyi kastetmiyoruz. Sağlıklı beslenme de. Tabii o da manevi sağlık, doğru. Yani yediğin haramdan mı helalden mi? Bunu söyle, nasıl bir kişilik ortaya çıkacağını az çok tahmin edebilir insan yani bunu söyledikten sonra. Yine bir bağlantı olarak... Yani geçmiş programlara hep atıfta bulunuyorum ama hani parçalar birbirini tamamlıyor hocam. Bereket konusunda sizle konuşmuştuk. Eğer hayatta ters giden, aksi istikamette giden, maddeten veya manen daralan bir şeyler varsa bununla ilgili acaba gidişte doğru olmayan bir şey var mı diye kontrol etmeli insan diye söylemiştiniz. Bu da birbirini tamamlayan bir şey böyle bakıldığında. Yani, doğru. Haram helal dengesi eğer buna dikkat edilirse zaten diğer konuda açılmış olacak. Manevi şimdi tabii olarak bu haramdaki umursamazlık diyelim aslında değişik şekillerde kendini gösteriyor. Bunlardan mesela en çok dikkat çekeni ibadetlerden zevk almama. Yani biz aslında ibadetleri niçin yapıyoruz? Yani Allah karşısında huzurda duruyoruz ve manevi olarak ondan bir lezzet almayı umuyoruz. Ama haram konusunda hassas değilsek o bizim işte ibadetlerini aldığımız zevki de engelliyor. Hocam tam sağlık günlerinde sağlık diliyle konuşacak olursak semptomları var yani bu hastalığı. Evet. Başka yerden evet. Bir arıza çıkarıyor. Tabii. Veya bir tür manevi huzursuzluk hissetme, hani depresif ruh haline girme, öfkelenme, başkalarına zarar verme. Yani bunlar hep içerideki o haram lokmanın etkisiyle, manevi etkisiyle ortaya çıkan şeyler. Hatta bir anekdot vardır. Onu hatırlayabilirsem. Şimdi bir yaşanmış bir olay yani bu bir yerde okumuştum. Bir gayrimüslim komşusu var bir zatın. Daha sonra Müslüman olmuş. Ve sormuş, sizi Müslüman olmaya sevk eden sebep neydi? Yani ne oldu da Müslüman olmaya karar verdiniz? O da şöyle söylemiş, benim sütçülük yapan bir komşum vardı. Bir gün kapımı çaldı ve bana bir kabın içinde bir miktar süt getirdi.
Ben ona dedim ki hayırdır yani ben senden süt istemedim, niye getirdin? O şöyle cevap verdi. Ben geçenlerde farkında olmadan süt sağdığı hayvanların onun bahçesine, sizin bahçenize girdiğini sonradan fark ettim. Dolayısıyla bu hak geçmeye sebep olan bir davranış. Ben onlardan sağdığım sütü size getirdim ki haram kursaktan geçmiş olmasın. Hatta o hayvanlar sizin bahçenizde otladıktan sonra veya bulunduktan sonra bir süre bekledim ki onların vücudundan onun etkisi iyice çıksın. O sürede sağdığım sütü de size getirmiş olacağım şeklinde bir ifade kullanınca bu gayrimüslim tamam demiş. Bu din hak dindir ve kelime-i şehadet getirerek Müslüman olmuş. Niye lazım haram helal dengesi? Sana lazım, bana lazım, insanlığa lazım. Yani buradan çıkan sonuç hakikaten bu. Umuyoruz ki Müslümanlığımız böyle bakıldığında sözle ifade etmeye gerek kalmadan bütün hassasiyetleriyle hayatımızda olur ki bakan bizden emin olacağını bilir. Bir hadis-i şerif var, küçük bir hadis-i şerif. Ondan Buyurun hocam. isterseniz süremiz de tamamlandıysa hemen Evet. bitirelim. Hazreti Peygamber'in bir duasıdır. Ya Rabbi bana helallerinle, helal kıldıklarınla yetinmeyi lütfeyle, haram kıldıklarından da beni muhafaza eyle. Bu duaya amin olacak son sözümüz galiba bu program içinde. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Ben Ağzınıza teşekkür sağlık. ederim. Görüşmek ümidiyle size ve değerli izleyenlerimize şimdilik veda ediyoruz. Yeniden buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.